Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde problem soruları çözelim. Soruların üzerinden de bazı şeyleri anlatalım sizlere arkadaşlar. Yani bir problemler dersi tekrarı olmuş olsun soru üzerinden. İlk sorumuz diyor ki bir grup insan bir salondaki masalara dörderle otururlarsa 8 kişi ayakta kalıyor. Eğer bu insanlar bu masalara 7'şerle otururlarsa 4 masa boş kalıyor. Bakın şimdi sevgili arkadaşlar bu soru şöyle çözülür. Bir kere masa sayısı, zaten bize sorulan da masa sayısı. Biz buna x dersek, yani dördelli otururlarsa 4x olur. 8 kişi ayakta kalıyorsa demek ki buradaki salondaki insan sayısı buymuş. Sayısı bu. Eğer bu insanlar masalara eğer ki 7'şerli oturacak olurlarsa arkadaşlar 7x olur. 4 masa boş kalıyor. Kimisi böyle yapabilir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu buna eşitler. Ya da kimisi şöyle yapabilir. Ben daha çok seviyorum onu. Bakın şöyle yaparsanız da olabilir. Alışın. Tamam burada bu daha güzel oldu. Bu sıkıntı yok. Ama şöyle yaparsanız daha güzel olur. Alışın. 4x artı 8'i zaten yapmıştık. 7x deyin. Herkes oturuyormuş gibi yapayım. 4 tane masa boşsa eksi 28 deyin. Hocam ne fark var? Aynı şey işte. Arkadaşlar bazen olacak ki 2 sıra boş, bir sırada bir kişi oturuyor soruları var. O soruları da benim dediğim gibi yapmanız daha avantajlı olacak. Şimdi biraz sonra göstereceğim onu. Buradan mütevellit buraya 3x diyoruz. Buraya ise 36 diyoruz. X buradan arkadaşlar ne çıkıyor? 12 çıkıyor. Var mı problem? Var mı problem? Yok herhalde. Herkes anladı mı? Anladık mı arkadaşlar? Ben mi göremiyorum sizi? Evet. Buradan bu sorunun cevabını bulduk. Şimdi bazen de şöyle oluyor arkadaşlar. Diyor ki öğrenciler sıralara, tamam mı arkadaşlar, atıyorum üçer oturursa tamam mı, diyelim ki 5 kişi ayakta kalıyor. 5 kişi ayakta kalıyor. Tamam mı? Ama diyor ki eğer sıralara dörder otururlarsa, tamam mı, şöyle yapalım, ben şu anda uyduruyorum bunu. 2 sıra boş kalıyor. 2 sıra boş kalıyor. Bir sırada bir kişi oturuyor. Şimdi bunun denklemini şöyle yapın lütfen. Alışın bakın. Üçer otururlarsa 5 kişi ayakta kalıyorsa sıra sayısına önce x deyin. 3x artı 5 yapın. Tamam mı? Ama diyor ki burada eğer ki diyor sıralara 4'er oturursa bu sefer 4x diyorsunuz. 2 sıra boş kalmış. Eksi 8 diyorsunuz. 4'ten 2 kişi 2 sıra 8 yapar. Bir sırada da bir kişi oturuyorsa onun yanında, bak bir sıra düşünün şöyle. 4 kişilik bir yeri var. 1, 2, 3, 4. Burada bir kişi oturuyorsa kaç kişi yok demektir? 3 kişi yok. Onu da çıkartın. Herkesi oturtmuş gibi yapın. Oturmayanları, boş kalanları çıkartın. Oturmayanları, boş kalanları çıkartın. Oturulmamış yerleri, boş kalmış yerleri çıkartın. Bence bu yöntem manyak bir yöntem. Çünkü öyle olsaydı şöyle yapıyorsunuz bu sefer. 2 sıra boş kalmış diyor. X, X, 2 diyorsun. Bir kişi oturuyorsa 1 diyorsunuz. Arkadaşlar bununla bu aynı şey değildir. Şöyle yaparsanız doğru olur. 3 sıra boşmuş gibi yapıp bir kişi eklerseniz o zaman bunun aynısını verir. Ama öğrenci orada 2 sıra boş kalınca 2 yazıyor. Ya. Halbuki 3 yazacak. Bu oturan kişiye kalk diyeceksin. 3 sıra boş oldu, sen ayaktasın diyeceksin. Bunu yapamayacağınıza göre gelin benim yöntemi yapın. Yani onu unutacağınızı düşünerekten söylüyorum. Bu yöntem daha güzel değil mi arkadaşlar? Oturtmuş gibi yapın, oturmayanları çıkartın. Oturtmuş gibi yapın, oturmayanları çıkartın. Daha hoş bir yöntem. Şimdi 5'e bakalım. Toplamları 40 olan iki sayıdan. Bu soruların şöyle bir mantığı var. Bakın birinin 3 katı diğerinin 3'te 1'i ise 3 ile 1 bölü 3'ün aslında mantığı şu. 3 ile çarpın bunu 9. 3 ile çarpın bunu 1. Demek ki biri 9K, biri 1K. Şunu şuradan hani şöyle göstereyim aslında. 1 bölü 3'ü sevmiyoruz. 3 ile çarpın. Bunu da 3 ile çarpın. Bu 9K, bu 1K. 9K ile 1K'nın toplamı 40'mış. 10K 40'sa K4, büyük olanı sormuş, 9K36. Anlaşıldı mı? Bunları daha çok şeylerde görüyoruz arkadaşlar. Mesela diyor ki toplamları, tamam mı? Toplamları ne diyelim biliyor musunuz? Güzel bir şey yapalım. Toplamları şöyle bir şey. 77 olan iki sayıdan büyüğü küçüğünün
büyüğü küçüğünün, tamam mı? 5 bölü 2 katı ise farkları kaç diyorsunuz? Bakın hemen şöyle yapın arkadaşlar. Büyüğü küçüğünün 5 bölü 2 demiş. Hemen böyle bir ifade varsa şunu büyüğe verin. 5K. Ben de burada biraz önce 9K diye büyüğe vermiştim. Şunu da küçüğe verin. 2K. 77 deyin. 7K 77 ise K 11'dir unutmayın. Farklarını sormuş. Yani 5K eksi 2K'yı sormuş. 3K 11 yerine koyarsanız cevap 33. Anlaşıldı mı bu yöntem? Hiç uğraşmadan 5'i büyüğe 2 küçüğe verin. Bu şekilde anlatımımız daha iyi değil mi arkadaşlar? Yani burada artık oturup da ben size denklem böyle kurulur, denklem şöyle kurulur demenin sırası değil bence. Artık vakit daraldı arkadaşlar. Ben zaten gereken içinde soru tarzını gösteriyorum size. Bakınız arkadaşlar, ikinci soruya bakın. 35 soruluk bir sınavın değerlendirilmesi şu şekilde yapılmaktadır. Her doğru cevap 15 puan değerinde olup 2 yanlış doğru götürmektedir. Böyle bir sınava giren bir öğrenci 5 soru cevapsız bırakarak 180 puan almıştır. Siz de okuyun bir yandan da benim okuduğumla sizin okuduğunuz bir olmaz tabii ki. Şimdi burada arkadaşlar aslında şöyle düşünün. Bu adam 35 soruluk bir sınava girmiş. 5 soruyu doğru, 5 soru cevapsız bırakmış. Doğru mu? Aslında bu adamın doğrusuyla yanlışının toplamı 30'muş. Tamam mı? Doğrusuyla yanlışının toplamı. Doğrusundan her iki yanlış bir doğru götürdüğü için doğrusundan yanlışın ikisi, yani yanlışın yarısı gidiyor. Bak doğrusundan iki yanlış bir doğru götürüyor. Biz genelde nasıl yapıyorduk? Bizim net hesabımız şöyle oluyor. Yanlışı dörde bölüyor, doğrudan çıkartıyoruz. Hep biz öyle yapmıyor muyuz net hesaplarken? İşte bu doğru başına, net başına, aslında bu doğru değil de net başına diyorum. 15 puan alaraktan kaç puana gelmiş arkadaşlar? 180 puana gelmiş. Doğru mu? Bu durumlarda da hemen bakın iyi izleyin. 15 ile 180 sadeleşti. 12. Doğru mu? Bize yanlışı sormuş ya. Şimdi sen buradan doğru artı yanlışın 30 olduğunu, doğru eksi yanlış bölü 2'nin de 12 olduğunu biliyorsun ya. O zaman sen burada şu aşağıyı eksiyle bir çarparsan, tamam mı? 3y bölü 2 eşittir 18 oluyor çıktığı zaman da. Sadeleşti arkadaşlar. 6 yanlış buradan 12 tane olarak çıkmış oluyor. Anlaşıldı mı? Bakın bu sorunun şöyle bir tarzı var. Şimdi 4 yanlış bir doğruyu götürüyor da şöyle yazıyor arkadaşlar. Mesela diyor ki adam 120 soruluk bir sınavda diyor. 120 soruluk bir sınavda diyor. Tamam mı? 10 soruyu boş bırakmıştır diyor. Ben kısaltıyorum. 10 soruyu boş bırakmış. İşte 4 yanlış bir doğruyu götürüyor diyor. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor diyor. Tamam mı? Net başına diyor. Net başına. Ben de hemen bir yandan arayayım. Ayarlayayım daha doğrusu. Basit olsun isterseniz soru. Yani o kadar fazla şu anda yormayın kafayı. Net başına 4 puan alarak, tamam mı? Net başına 4 puan alarak 380 puana ulaşıyorsa, 380 demeyelim, 340 puana ulaşıyorsa, yanlış sayısı kaçtır? Soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bu adamın doğrusuyla yanlışının toplamı 110 yapar. 10 soruyu çıkartıyorsunuz. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor ya. Şöyle yapıyorsunuz. Net başına kaç puan alıyor? 4, 340. Şimdi biraz önce ben sadeleştirdim ya biraz önce. Hani 4 ile 340'ı sadeleştirmeyin bu sefer. Sadeleştirmeyin isterseniz. Niye hocam? Bazen sadeleşmesi çok zor oluyor. Buçukluk alıyor. Ben şu anda aslında ayarladım. Buçukluk almıyor da. 85 çıkıyor. Ama ben buçuklu da yapabilirim. Tamam mı? 340 değil de 320 değil de 80. O yüzden şöyle yapın. Bakın tavsiyemi söyleyeyim size. Her zaman bölünmez arkadaşlar. Şu anda ben kafamda yaptığım yanlış tam çıksın diye şey verdim. Buraya küsürü de yapabilirdim ben size. Tamam mı? O yüzden şöyle yapın. Bak bunu buna dağıtın. Doğru artı yanlış 110. 4 doğru. Hem de şu 4'ler gitmiş olsun arkadaşım. Eksi yanlış eşittir 340. Buradan topladığın zaman tamam biliyorum yanlışı sordu ama 5 doğru 450 yapıyor. Tamam mı? O zaman doğrusu 90 ise yanlışı 20'dir. Güzel değil mi bu yöntem? Yani 4'ü dağıtın için arkadaşlar. Her zaman bölünmez diyorum. Buçuklu çıkar sonra uğraş dur ya. Siz zaten sevmiyorsunuz odalıklı sayıyla uğraşmayı. Bana şey yapmayın yani lütfen. Altıncı soruya bakın. Yüzün elindeki şekerleri kardeşler eşit olarak paylaşırsa her birine 18'er tane şeker düşüyor.
elindeki şekerleri kardeşler eşi olarak paylaşırsa. Bak paylaştırmak ayrı, paylaşmak ayrı. Bak bu da Türkçe önemli işte. Kendisi de paylaşıyor. Paylaştırırsa ayrı, paylaşırsa ayrı. Bir tane T harfinden her şey değişiyor, gördün mü? O zaman şu diyeceksin. Yüzünün kardeş sayısına K de. O zaman K artı bir yüzünle beraber 18'er tane şeker düşüyormuş. Eğer kardeşlerinin her birine 4'er tane daha şeker verir. 4'er tane daha şeker verirse bak 4'er tane. Aslında bu şu anlama geliyor. 4'er tane şeker vermek demek K22 demek. 18 tane zaten verebiliyormuş. 4'er tane daha verirse kendine bir sefer 6 tane kalıyormuş. Anlaşıldı mı? Buradan K bulursun. Anlamayan var mı? 4'er tane daha şeker verirse. Zaten 18 tane vermiş. Kardeşlerine 22 verince kendisi 1 ya. Ona da 6 tane şeker düşüyor. Bakın 6 tane şeker kalıyor kendisine. Şimdi kardeşiyle kendi bak. Güzün bir kişi. Kardeşleri K kişi. Beraberce K 18. Eğer kardeşlerinin her birine yani K kişiye 4'er tane daha 18 zaten vermişmiş. Öyle bir hesap yapmış. Diyor ki öyle yapmayın diyor. Size 4'er tane daha vereyim diyor. 22 tane alın diyor. Ama bana o zaman 18 kalmıyor diyor. Bana 6 tane kalıyor diyor. Aynı şeker birbirine eşitleyeceksiniz. Anladınız mı? 4'er tane daha verdiğini söylüyor. Yani burada aslında amaç K22 dediğimiz şey 18'in üstüne 4 tane daha veriyor. O zaman kendisine 6 tane kalıyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Buradan K'yı bulup yerine koyduğunuz zaman direkt başlangıçtaki şekeri buluyorsunuz. Anladık değil mi arkadaşlar? Peki. Üçüncü soru mesela böyle sorular da gelebiliyor. Evet. Şimdi diyor ki bir miktar suyun bulunduğu bir depoya aletle su konulduğunda suyla birlikte deponun ağırlığı toplam suyun ağırlığının şu katı oluyor diyor. Buna göre yukarıdaki veren hangileri daima doğrudur. Şimdi arkadaşlar bir miktar su varsa x diyorsunuz. Şimdi aletle su konulduğunda diyorsunuz tamam mı? Konulduğunda su ile birlikte deponun ağırlığı toplam suyun ağırlığının 3 katı oluyor. Şimdi bunun içerisinde bir tane de K koyuyorsunuz. K demeyelim ya deponun D'si diyelim değil mi? Anlaşılsın. Şimdiki su, eklenen su, deponun ağırlığı suyun ağırlığının toplam su dediğimizde x artı A'nın 3 katıymış. O zaman demek ki bakın burası çok önemli. Depo dediğimiz şey şurası bir tane olduğu için 2 tane x artı A oluyor. Yanlış mıyım arkadaşlar? Doğru muyum daha doğrusu? Değil mi? Böyle oluyor. Şimdi o zaman başlayalım. Deponun ağırlığı yani şu D dediğimiz şey. Deponun ağırlığı son durumdaki suyun ağırlığına eşittir. Hayır değildir. Son durumdaki suyun 2 katına eşittir. O zaman bu yok. Deponun ağırlığı son durumdaki suyun ağırlığının 2 katına eşittir diyor. Bu doğru. Sonradan konulan suyun ağırlığına eşittir. Kim biliyor ki onu? Allah aşkına yani x ile a'nın eşit olduğunu kim biliyor? Bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Yalnız 2. Anlaşıldı mı? Bunun daha zoru da gelebilir mesela. Ben sorarım böyle bir soruyu. Yani sorarım baştan söyleyeyim. Bir baba 40 yaşında kızı 12 yaşında kaç yıl sonra babanın yaşı kızının yaşı 4 katın 12 eksine eşit olur. Şimdi buradaki mantık şu iki tane kişiyi karşılıklı alıyorsunuz. Tamam mı? Kaç yıl sonra diyor babanın yaşı x diyor kız durmaz yerinde. Kız ne zaman durur? Kızın şimdiki yaşının derse kıza eklemezsiniz. Kız baba büyüdü, kız büyüdü. Kaç yıl sonra babanın yaşı kızının yaşını 4 katından 14 eksine eşit olur diyormuş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu denklemi böyle kuracaksınız. Var mı problem? Problem yok değil mi? Süper. Bakın bu birbirinin yaşına geldiği sorularında da şöyle bir mantık var. Bakın diyelim ki bu kız, bu anası, bu da babası olsun. Tamam mı? Şimdi unutmayın. Diyelim ki aile şöyle bir şey. Kızın yaşı diyelim ki K iken babasının yaşı 6K olsun. Anasının yaşı 5K olsun. Tamam mı? Şimdi diyor ki kızı babasının yaşına geldiğinde evet gelebilir. Niye gelmez? Daha doğrusu şöyle gelebilir. Yaş problemini yeni nesil sorarlar mı onu bilmiyorum ama bence mutlak değil. Rasyonel sayıyı, köklü ifadeyi, üstlü ifadeyi daha çok uygundur yeni nesil gibi sormaya. Bizimkisi bizimki gibi gelir ama belli de olmaz. Çok düşük ihtimal de olsun problemimizi de yeni nesil sorabilirler belki bir tanesini. Diyor ki kızı babasının yaşına geldiğinde, kızı babasının yaşına geldiğinde 6K oluyor. Tamam mı? Şimdi bazıları diyor ki oran orantıyla diyor ki bu 6K olursa bunun da 6 katı olur diyor. 30K diyor. Bu da bunun 6 katı olur. 36K.
Lan sen o kız 6K olduğunda babayla anne 30'da 36K olursa bunlar şu an dünyada 3 tur atarlarlar. Ölüp ölüp gelirler. Ölüp ölüp gelirler. Allah affetsin nasıl cümle kurduysam. Yani ölüp ölüp gelirler 30K'yla. Birkaç defa tur atarlar bu dünyada. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu 5K büyümüş. 6K olmuş. O zaman bu da 5K büyür. 10K olur. O zaman bu da 5K büyür. 11K olur. Unutmayın. İnsanlar katlarıyla değil farklarıyla büyür. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de şu var. Şimdi bir anne düşünün. 3 tane de sıpası olsun. X artı Y artı Z. Tamam mı? Şimdi bu 3 tane bebeğin şöyle bir sorusu olsun bakın arkadaşlar. Diyor ki bir annenin yaşı diyor. Bir annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 4 katı olsun. 4 katı. Tamam mı? Şimdi diyor ki çocukların yaşları toplamı annelerinin şimdiki yaşına geldiğinde tamam mı? Anne 50 yaşında oluyorsa tamam mı? En büyük çocuk en az kaç yaşındadır? Sorumu anladınız mı arkadaşlar? Şimdi buradaki mantık şöyle işleyecek. Bakın anneye A'yı koyduk. Çocukların toplamına T diyorsunuz. Çocukların toplamında buna X tamam mı? Yani X demeyelim isterseniz K diyelim fark etmez. Tamam mı? Çünkü onlara X, Y, Z demişiz. K. Anne kaç K olur? 4K. Bakın şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Annelerinin yaşına şimdiki yaşına geldiği zaman bunlar 4K olur. Tamam mı? Anne ise 3K kadar büyümez. 1K kadar büyür 5K olur. Çünkü bu 3 sıpa 3K büyüyorsa anne ise 3K'nın 3'te 1'i kadar. Çünkü o 3 sıpa 3K büyümüş. Anne sadece bir tane K büyür arkadaşlar. Anne sadece 1K büyür. 1K büyüdüğü için de 5K olur. 5K 50 oluyorsa, bak burada 50 demişim. 5K 50 oluyorsa K 10 olur. Bu 3 tane bebenin için, şimdi ben 200 ya da 300 vardır yoktur demediğim için 3, 4 alabilirsiniz. Bu en küçük, yani bunların abisi bu. Tamam mı? Ve en az bu yaşta olur. Doğru mu arkadaşlar? 3, 3, 4. Bakın 3, 3, 4. Çünkü 10 olacak toplamları. 3, 3, 4. Ama 200-300 yoktur deseydim, o zaman şöyle yapacaktım. 200-300 yoktur deseydim mesela diyorum arkadaşlar. Tamam mı? O zaman bu da 2 dedin. Buraya 3 dedin. 5 oldu. 5 oldu. Şimdi sen bunlardan bir tanesini 4 yapacak olursan bu da 4 olur. İşi bozar. Doğru mu? Bunu 1 yapacak olursan bu 6'ya çıkar ama ben en büyük çocuk en az kaç yaşında olsun diyorum. O yüzden burada yapabileceğimiz ifade, şimdi sen bunu 4'e indirdiğin zaman geriye kalan ifadede 6 yaşı. 6 yaşı sen burada önceki sayılarla nasıl vereceksin? 3 versen bir daha 3 vermek zorundasın olmaz. 2 versen sağlamıyor. Çünkü çocuklar yaşları farklıymış. O yüzden cevap ne oluyor? 2, 3, 5 oluyor. Bakın burada 5'i alacaksınız. Ama çocuklar 2, 3 yoktur ya da vardır demediğim için bu sefer en büyük çocuk en az 4 yaşında oluyor. Var mı problem? Anladık mı? Anladık mı? Mesela ben böyle bir soru bekliyorum. Yaş sorusu soracaksan böyle sor kardeşim. Anladık mı? Niye biliyor musun? Hem yaşı aradan çıkartıyorsun hem de düşün ki şu şey vardı ya hani basamak kavramında en büyüğü en az, en küçüğü en fazla. Yani bir taşla iki kuş vuruyorsun. İkiz olmayıp aynı yıl doğmazlar mı? Vallahi ikiz olmayıp aynı yıl doğma olayı anatomik olarak mevcut. Biyolojik olarak mevcut. Ama matematik sorularında aynı yıl doğurmazlar onu. 200 ya da 300 derler. Onlara kafayı takmayalım. Mesela ben söyleyeyim. Benimle kız kardeşim arasında 17 ay var. 17 ay. Benim oğlumla kızım arasında 18,5 ay var. Tamam mı? Öyle kolay da değil yani 9 ayda. Şimdi birini Ocak Aralık'ta doğurması lazım diyelim. Yani ilginçtir. Şurada Mart ayında abi annenin hali kalmaz ya. Lütfen arkadaşlar. Bir de onun sütünü zehirler arkadaşlar. La Yusuf bizi hangi şeylere sokuyorsun ya? Allah Allah. Bu adamı ne yapacağım ben bilmiyorum ki ya. Yoktur ben sanmıyorum. Mesela bizde
16 ay, 15 ay bile şey. Bir de yani o çocuğun sütü onun sütünü zehirler diye biliyorum. Yani zehirler derken öyle sıkıntılı olur yani. Arap cinsi var ne demek ya? Arap cinsi. O ne demek acaba? Peki neyse. Yusuf şu yaptığın şeye bak ya. Peki ben size bir soru sorsam. Hazır mısınız? Siz uğraşacaksınız. Aynen öyle vallahi. Arkadaşlar ben size bir soru sorayım. Ne dersiniz? Çok güzel bir soru soracağım. Ama yani bir şey söyleyeyim. Böyle Aziz Hoca kıvamında bir soru olacak. Çünkü benim sorularım zordan ziyade aslında içinde bir tehlike olur. Başlayalım mı? Başlıyorum. Diyorum ki bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşları toplamının 3 katından 5 fazladır. Tamam mı? 3 katından 5 fazladır. Nasıl yapalım? 3 katından 5 fazladır. Diyelim ki 2 yıl önce babanın yaşı çocuklarının ya 3 çocuğu tabii. Çocuklarının yaşları toplamının, tamam mı? Bir yandan da ayarlıyorum arkadaşlar. 6 katı kurtarır mı 6 katı? Hemen bir ayarlayayım arkadaşlar. Özür dileyerek. Altı katı diyelim, tamam mı? Altı katı olduğuna göre, tamam mı? Altı katı olduğuna göre en büyük çocuk en fazla kaç yaşındadır? Tamam. Burada söylüyorum 200-300 yok. Başlayın arkadaşlar. Süre verdim. En büyük çocuk en fazla kaçmış? 35 mi? Nasıl çocukmuş o ya? 12 diyen var. Hadi herkes uğraşsın. On diyen var. Talhacığım, soruyla ilgilen. 5 ya da 4 diyen var. En büyük çocuk en fazla derin. Dikkat edin değil mi? Biraz önceki gibi değil. En büyük çocuk en az değil. On üç pardon diyen var. Arkadaşlar başka çözecek olan var mı? 15 diyen var. 5 diyen var. 36 diyen var. Gelin bir çözelim önce. Hadi. Peki. Şimdi babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katından 5 fazla. Tamam, Yusuf 5 dedi. Kaç yıl önce? 2 yıl önce baba eksi 2, toplam eksi 6. Çünkü her çocuk ikişer yıl küçülecek. 6 yıl önce. Kaç katıymış? 7. Bu denklemi herkes kurdu mu? Önce onu anlaşalım. Bu denklemi herkes kurdu mu? Hocam 6 katı demiştiniz. 6 katı mı dedim? Pardon. Evet. Dur. Tamam. Özür. Tamam. 6 katı. Bu denklemi herkes kurdu mu? Demek ki o denklemi herkes kurmamış. 6 katı. Doğru mu arkadaşlar? Peki.
isteyen var, Arzu'da 10 dedi. O zaman başlayalım. Şimdi baba burada 3T artı 5T. Burada da 6T eksi 36, 2 karşıya giderse 6T eksi 34 mi oluyor arkadaşlar? Bakalım. 34 oluyor değil mi? Doğru mu? Buradan 3T eşittir 39'dan T'yi 13 herkes buldu mu? T'yi 13 bulduk mu? Bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Küçükleri kaç aldınız en küçük bebeleri? 0, 1. O zaman 12 mi kaldı? Ama hocam 0 yaşında olmaz diyenler var. 1, 2, 10 diyen var. Oğlum 36 nedir lan? 13 olacak ya toplamı. 3T alınmaz ki. Çocukların toplamına T dedik. 3T diye bir şey var mı? Sen 3T almışsın, 39 yapmışsın. Gerçi öyle yapsam bile yanlış yapacakmışsın. Tamam, 0'ı da kabul ettik. Hadi doğduğunda 0. Normalde 12'yi de kabul etmem lazım. Başta söylemedim. 12'yi, 10. İkisini de kabul etmiyorum. Niye peki? Efendim? Oğlum 39 yazdım zaten, baksana. T13 gözüm. Nasıl okuyorsunuz orayı? Peki. Ben bunu da kabul etmiyorum, onu da kabul etmiyorum. Niye ki? Sizi beni bilmezler. Ah sizi beni bilmezler. Ah. Bir kere ben isterdim ki herkes önce 13'e bir gelsin. Vallahi şu an üzüldüm ya. Bir 13'e bile gelemedik daha biz ya. Arkadaşlar çocukların yaşları toplamını hani şu anda bir artistlik yapacağım, onu yapamıyorum ya. Toplamın 3 çocuk olduğunu biliyoruz. Toplam 13'ü herkes anladı mı? Bahattırıyorsunuz beni. Toplam 13 anladık mı arkadaşlar? Bir cevap verin. Orada mısınız değil misiniz ya? Ders dinlemiyor muyuz? İnşallah bu soru gelir de ben sizi görürüm. Şimdi arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, gözünüzü sevdiğim 2 yıl önce bu sıpalar hayatta olur mu? Ha, bu 2 yıl önce bu bebeler nasıl hayatta olsun o zaman? Bebe 2 yıl önce babanın ya çocuklarının diyor. Demek ki çocukların hayatta olması lazım. Ya 2-3 olacaklar ya 3-4 olacaklar. 2 yıl önceki bir çocuk 2 yaşında, yani bir çocuk 2 yıl önce ya hayattaysa 2 yaşında olması lazım minimum bu yıl. Doğru mu değil mi arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Bir çocuğun 2 yıl önce hayatta olabilmesi gerekiyor. Bak burada ne yazıyor? Çocuklarının diyor 2 yıl önce. Senin hangi bebeğin şurada hayatta ya? Şu bebe hayatta, o da meçhul. Ya 2-3 diyeceksiniz. Oradan 2-3 daha 5 yapar. Cevap ya 8 ya 3-4 diyeceksiniz. 7. Buradan cevap 6. Ya 8 ya 6 diyecektiniz. Bu ne ya? Bebelerin hayatta olması lazım. 2 yıl önce bebeler hayattaymış arkadaşlar. Senin şuradaki bebeler hayatta mı olur o zaman? Değil mi? Yani böyle bir soru gelirse bittik demek ki. Keşke böyle soru sorsalar. Hemen 8'e bakalım. Vallahi beni sinirlendirdiniz. Daha 13'e gelemedik ya. Vallahi 13'ü bulamadık. 39 diyor birisi. Oradan 35 diyor birisi. Bu nedir ya? Vallahi billah. Dersi bırakasım geldi. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir babanın yaş, çocuğunun yaşının 4 katından beri. Baba çocuğunun yaşının 4C eksi 5. Böyle çözümleri de sevenler oluyor. Ya da şöyle daha çok seviyorsunuz. Çocuğa X diyorsunuz, babaya 4X eksi 5 diyorsunuz. Böyle çözüyorum. Ben böyle çözmeyi de seviyorum. Tamam mı? Baba çocuğunun 4 katından 5 eksiktir. 6 yıl sonra diyor bakın arkadaşlar. 6 yıl sonra. 6 bu büyür, 6 bu büyür. 6 yıl sonra babayla çocuğunun yaşları toplamı 72'ymiş. Zaten 12 buradan geldi. 70'ten 12 çıkarsak 60 yapıyor. Bunları toplarsak 5x eksi 5 eşittir 60. X buradan 13 çıkıyor. Babanın şimdiki yaşını soruyor. Şuraya 13 koyuyorsun. 4 kere 13. 52. 5 çıkarırsanız 47. Anlaşıldı mı?
Kolay bir soru zaten bu. Bakın sevgili arkadaşlar. Şu dörde bakın. Okuyun dördü bir. Oku dördü. Bir kesrin değeri 2 bölü 3'tür. Bu kesrin payına 2 ekleyip paydasına... Şimdi kesrin değeri diyorsa arkadaşlar lütfen şöyle yapın. Bu sorular böyle yapılır. Sakın 2 2 demeyin oraya. Payına 2 eklerseniz artı 2, paydasından 2 çıkarılırsa eksi 2. Kesrin değeri 1 oluyormuş. Burada x demenize gerek yok. Herhalde bunu yaparsınız. Değil mi? Geçiyorum burayı. Anlaşıldı mı? Peki. Bakın, bir karışım sorusu. Çok severim karışımları. Tuz oranı 40 kilogram. Şimdi bakın, Bismillahirrahmanirrahim kısmı var bunun. Bismillahirrahmanirrahim kısmı şu. Aşağıya toplam karışım. Bakın, aşağıya toplam karışım. Yukarıya her zaman tuz. Bunların gramlarını yazıyorsunuz. Eğer şerbetse toplam karışım buraya, şeker buraya. Alkollü suysa toplam karışım buraya, alkol buraya. Tamam mı? Şimdi bizim mantığımızda 40 kilogram tuzlu su şuraya. 40'ın %20 tuz olduğu için yukarı yazıyordum 8. 1 bölü 4'ü alınarak demiş. Şimdi bunun 1 bölü 4'ünü alıyorsanız eksi 2 buradan, eksi 10 buradan. 4'te 1'i böyle alınır. Almalar dökmeler hem aşağı hem yukarı. Almalar dökmeler hem aşağı hem yukarı. Almalar dökmeler hem aşağı hem yukarı. Almalar dökmeler hem aşağı yukarı. Buharlaşmalar sadece aşağıdan. Buharlaşmalar sadece aşağıdan. Su gider çünkü. Benim yöntemime göre yukarıda her zaman tuz, şeker, alkol olacak. Bu durumda arkadaşlar dökme alma, dökme alma hem aşağı hem yukarıdan. Tuzsanız hem aşağı hem yukarı. Tuz çıkarıyorsanız ki çıkarmak çok zor. Hem aşağıdan hem yukarıdan. Su buharlaştırıyorsanız sadece aşağıdan. Su ekliyorsanız sadece aşağı. Dökmeler almalar hem aşağıdan hem yukarıdan. Buharlaştırmalar sadece aşağıdan. Su ekliyorsan sadece aşağı. Tuz ekliyorsan hem yukarı hem aşağı. Şeker ekliyorsan hem yukarı hem aşağı. Alkol ekliyorsan hem yukarı hem aşağı. İstenen durumdan gitmiyorum ben. Tamam mı? Aklımızda böyle kalsın diye. Şimdi demiş ki 1 bölü 4'ü alınarak yerine alınan miktar kadar, alınan miktar 10 arkadaşlar, 2 bunun içinde. Alınan miktar 10 arkadaşlar, 2 bunun içerisinde. Saf su konuyormuş. Su konuyorsa sadece aşağı konuyoruz. Buna göre karışımın yeni tuz yüzdesi. Bismillahirrahmanirrahim'le başladığınız bu güzel duayı ya da sureyi diyelim, aminle bitiriyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Amin deyip bununla bitiriyorsunuz. Bakalım şimdi 8 eksi yapar. Onlar gitti. 40'da 6 yüzde kaçtır diyorsunuz. Dındırı bındırdan 15'i cümle alem gördü. Anlamayan var mı? Suyu sorarsa benim yöntemde her zaman tuzu verdiği için suyu sorarsa %100'den çıkartıp 85'i bulursun. Anlamayan var mı? Ne kadar hızlı anlattım ya. Anladık mı? Anladık mı? Peki. 13 diyor ki hızları 2 ve 3 ve olan iki araç sırasıyla A ve B şehirlerinden aynı anda birbirine rahat ettikten sonra 6 saat sonra karşılaşıyorlar. A şehrine giden araç karşılaştıktan kaç saat sonra B şehrine varır? Bunlar güzel sorular arkadaşlar. Bakın şurada 2 ve şurada 3 ve A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru hareket ettikten 6 saat sonra karşılaşıyorlar. Bir kere 2 ve ile 3 ve'nin toplamını alacağız. Çünkü birbirlerine doğru hareket ettiklerde, yani daha doğrusu zıt yönlü hareketlerde biliyorsunuz ki hızlar toplanır. 2V, 3V daha ne yapar? 5V yapar. Tek araçmış gibi 6 ile çarparsam 5V'yi 30V. Demek ki arkadaşlar 6 saat sonra karşılaşıyorsa burası 30V'ymiş. Bu bize işimize yarar. Fakat ben burada şu anda bu soru için esas önemli olan şeyi söyleyeyim. 30V bunların aldıkları şu beraber aldıkları yol anlamına geliyor. A ile B kenti arası 30V. Şimdi burada diyor ki A şehrinden karşılaştıktan kaç saat sonra B şehrine varır? Şimdi bunlar 6 saat sonra karşılaşılırsa iyi izleyin. Şurası 6 saat sonra 12V olur. Şurası 6 saat sonra 18V olur. Toplam 30V böyle olur. A'dan ededen araç karşılaştıktan kaç saat sonra, bak burada karşılaştılar, kaç saat sonra B'ye varır diyor. 18V'lik yolu 2V hızıyla herhalde 9 saatte alır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Ona bakalım. Diyor ki bir manav 50 tane karpuzu almak için ödediği parayı 40 tane karpuz satarak kazanıyor. Bu manavın kârı yüzde kaçtır? Ya şöyle düşünsenize. 50 taneyi 40 tane alarak satıyorsa
4 liradan alıp 5 liradan satıyor. Çünkü 50 tane 4, 200 yapar, 40 tane 5, 200 yapar. Bir nevi okçeklerini aldım. Sen bir şeyi 4'e alıp 5'e satıyorsan aradaki fark bölü ilk fiyat. Aradaki fark bölü ilk fiyat. Aradaki fark bölü ilk fiyat. Aradaki fark bölü maliyet. Aradaki fark bölü maliyet. 1 bölü 4 demek %25 kar demektir. Anlamayan var mı? Anladık mı? Anladık mı? Yani burada şunu demek istiyor. 50 taneyi almış, 40 taneyi satmış da kurtarmış parayı. O zaman buraya 4, buraya 5 koyuyoruz. 4'e almış, 5'e satmış. Aradaki fark, yani 4'te 1 kar yapıyorsan yüzde kaç kar yaparsın? Alın bir de size öyle göstereyim. Tamam mı? Peki. A musluğu aynı sürede B musluğunun 3 katı kadar su akıtmaktadır. A ve B musluğu 6 saatte boş havuzun yarısını doldurduktan sonra B musluğu kapatılıyor. Buna göre A musluğu havuzun geri kalan kısmını kasvetle doldurur. Arkadaşlar şöyle 2 tane musluk yapın. Doldurun 1 yapın. Tamam mı? Şimdi A musluğunun aynı sürede B musluğunun 3 katı kadar su akıtmaktaysa, bakın A musluğu B musluğunun 3 katı kadar su akıtmaktaysa mantığı şöyle işleteceksiniz. Demek ki bu X sürede dolduruyorsa bu 3 sürede dolduruyor demektir. Doğru mu değil mi? Bakın A musluğu B musluğunun 3 katı kadar sürede yapıyorsa, 3 katı kadar su akıtıyorsa mantık şöyle söyler. Demek ki bu ilk saatte dolduruyor, bu 3x saatte dolduruyor. Bana saat diye sormuş, ben de o saate çevirdim. Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Peki. Şimdi buradaki mantık şu. 6 saatte boş havuzun yarısını doldurmuşlar. Yarısını doldurduktan sonra B musluğu kapatılıyor diyor. Şimdi arkadaşlar 6 saatte boş havuzun yarısını doldurmaları demek aslında şu anlamına geliyor. Bak şöyle yapabilirsiniz. Yarısı 1 bölü 2 1 demek doldurmak demek. 6 saatte doldurmuşlar. Bakın böylece havuzun yarısını bulurken süreleri de bulmuş oluyorsunuz. Doğru mu? Bakın beraber açık kalmışlar. 6 saat 6 saat. Aşağıda ise süreler. Bunu bir anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Ama şu an tabii biraz havada kalacak. Çünkü bu farklı bir yöntem. Biraz sonra sizin bildiğiniz yöntemden de anlatırım. Bakın 6 saat açık kalmışlar. Bunlar ise komple bitirme süreleri. Tek başlarına bitirme süreleri. Bu da beraber açık kalma süreleri. Bu da havuzun ne kadarının dolduğu. Bu benim yöntemim. Buraya 3 koyuyorsunuz. 3 kere 6. 18. 6 daha ne yapar? 24. Aşağısı ne oldu? 3x. Eşittir ne yapar? 1 bölü 2. Buradan şurası ne oldu? 8. X buradan ne oldu? 16. 16 saatte A musluğu dolduruyormuş. Tamam mı? Yani tek başına doldurması. Öbürü de 48 saatte dolduruyormuş. Bu A musluğu, bu B musluğu. A musluğu havuzun geri kalan kısmını kaç saatte doldurur? Abi zaten bu adam 16 saatte tümünü dolduruyorsa geri kalan kısmını tek başına 8 saatte doldurur. Bu birinci yöntem. Anlamayan var mı? Anlamayan var mı? Şimdi başka bir yöntem gösterelim. Şimdi bakın A musluğu, B musluğu 3 kat kadar. A musluğu 3 K su bırakırken B musluğu K su bırakıyor. Şimdi ikisi beraber 6 saat açık kalmışlar. 6 saat açık kalıyorsa 6 saat, 6 saat. Bu arkadaşın ikisi 6 kere 3, 18. 6 kere bu. Bakın iyi izleyin. İkisi de 6 saatte diyor, tamam mı? 6 kere 3K, 18K. 6K da burada 24K. 24K dediğimiz şey şu anlama geliyor. Havuzun yarısı. Demek ki havuzun tamamı 48K'ymış. Doğru mu arkadaşlar? Bize diğer yarısı lazım. Yani 24K'lık kısmı. 24K'yı 3K'ya böldüğünüz zaman oradan da 8'i bulabilirsiniz. Bu da ikinci bir yöntem. Anlaşıldı mı? Peki. Bakalım şimdi. Sevgili arkadaşlar, burada diyor ki 11, kilogramı 4 lira olan 20 kilogram pirinç ile kilogramı 5 lira olan 30 kilogram pirinç karışık olarak satılmak isteniyor. Bu satıştan %40 kar etmek için karışık pirincin kilogramı kaç kuruşa satılmalıdır diyor. Şimdi burada amaç %40 kar etmek. Bir kere zaten kilogramı 4 liradan 20 kilogram pirinç alıyorsan 80 lira buna para verdin. Kilogramı 5 liradan 30 kilogram pirinç alıyorsan 150 lira da buna verdin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 80-150 daha ne yapar? 230 lira zaten cebinden para çıktı. Tamam mı? Şimdi sen daha hala %40 kar etmek istiyorsun diyorsun. Tamam mı? %40 kar etmek istiyorsan 140 bölü 100 ile çarpıyoruz. Niye 140 bölü 100 ile çarpıyoruz? %40'ını bulup üstüne eklemektense %140'ını bulursan üzerine eklemiş gibi olursun. Bir daha söylüyorum. Bunu da mavi çizeyim, maviyle yazayım arkadaşlar. Bakın %40 karlı haline bu denir.
matematikte 230'un %40'ını bulup üstüne eklemekten daha hızlı bir yöntemdir. Hocam ne farkı var diyenlere de hadi bunun üzerine %40 kardan sonra bir daha %10 kar ediyorsa, bir de üstüne %5 zarar ediyorsa, arka arkaya bunlar oluyorsa tek tek hepsini mi bulacaksın? Hocam o zaman sen ne yapıyorsun? Önce bunu yapıyorum, sonra tekrar %30 kar etmiş, onu da buraya yazıyorum. Sonra %5 de zarar etmiş, onu da buraya yazıyorum. Sen uğraş dur kardeşim, sen uğraş dur. Karlar %100'e eklenir, zamlar %100'e eklenir, zararlar %100'den çıkarılır, indirimler %100'den çıkartılır. 500 liralık bir çanta beğendiysen, %20 indirimliyse, 500'ün %20'sini bulup 100'ü 500'den çıkardığımız zaman 400'ü bulmaktansa 500'ün %80'ini bulup 400'ü bulurum, daha hızlı bulurum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? İyice öldünüz ha, vallahi öldünüz. Daha ne yaptıysak. Ben bugün saat 10'dan saat 4.30'a kadar derse girdim. Şimdi geldim, nöbete başladım. Hala cin gibiyim, sen orada uyuyorsun ya. Peki, %40 kar etmek için karışık pirincin kilogramı kaç kursa? Bir kere karışık pirinç dediğimiz 20 kilogram burada var, 30 kilogram da burada var. 50'ye böleceksiniz arkadaşlar bunu. Çünkü bu karlı fiyat 50 kilograma böldüğün zaman kilogramını sattığını bulacaksın. Oradan da arkadaşlar bir sıfır buradan alsan, bir sıfır da buradan alsan, bir sıfır buradan alsan, bir sıfır buradan alsan, buradan da ondan da 5 olayı yukarı çıkacak ya. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. 23 çarpı 14 çarpı, tamam mı? Buradan da ne yapıyor? 50 mi yapıyor? Şu 5 yukarı çıkacak ya. Tamam mı? 50 yapıyor. Tabii biliyorsunuz ki bunlar TL'ye çıkacak. En son kuruşunu da bulmuş oluyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Şimdi su akıtma hızları sırasıyla 6, 3 ve 1 sayılarla orantılı olan 3 musluk birlikte boş havuz 12 saatte dolduruyormuş. Bakın arkadaşlar, 3 musluk bir havuzu dolduruyorsa kaç saat dolduruyormuş? 12 saatte. Beraber doldurdukları buraya yazıyorsunuz. Tamam mı? Aşağıya yazıyorsunuz biliyor musunuz? Su akıtma hızları 6, 3, 1 ise süreye çevirdiğimiz zaman, bu akıtma hızıysa süreye çevirdiğimiz zaman şu bir tane süre, yani atıyorum ne diyelim, ilk süredeyse bu 6 ilk sürede doldurur. Çünkü bak akıtma hızlarını süreye çevirdim. Bakın görüyor musunuz? Akıtma hızlarını süreye çevirdim. Doğru mu? O keklerini aldım, işi bitirdim. Doğru mu? Doldurabiliyorlarmış arkadaşlar. Bir diyoruz. Buna göre hızlı olan musluk, yani 6 saatte akıtan, yani x dediğimiz musluk havuzun 3/4'ünü. Önce gelin x'i bulalım. 12 bölü 2x buraya kadar anlaşıldıysa burada 6 kaldı. Burada da 2 kaldı. 12 6 daha. 18 2 daha 20. 20 bölü x eşittir 1 ise x 20'ymiş. Demek ki bu havuz zaten şu musluk tarafından 20 saatte doldurulabiliyormuş. Bu adam diyor ki 4'te 3'ünü kaç saatte doldurur? 20'nin 4'te 3'ü ne yapar arkadaşlar? 15 yapar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. 12'ye bakalım. Hızları oranı 1 bölü 3 olan iki araç A şehrinden B şehrine gitmek için aynı anda yola çıkıyorlar. O zaman şöyle yapacağız. Bu A şehri, bu B şehri. Bu V hızıyla, bu 3V hızıyla yola çıkıyorlar. Hızlı olan araç, yani bu yavaş olan araçtan 2 saat önce B şehrine vardığına göre. İki araç A şehrine benziyor. Ha, bir kere bu şuymuş. İkisi aynı yoldan çıkıyormuş. Hemen değiştirelim. Pardon. Şöyleymiş aslında. Yeni gördüm. 3V'ye V'ymiş. Birbirlerine doğru yazmıyor. İkisi yola çıkıyormuş. Hızlı olan diğer araçtan 2 saat önce B şehrine varıyormuş. O zaman şu anlama geliyor. Demek ki bu arkadaşımız T saatte varıyorsa bu arkadaşımız T artı 2 saatte varıyormuş. Doğru mu? Anlaşıldı mı? O zaman ne yapıyoruz? Hız çarpı zaman yolu veriyor. X eşittir 3 V T. Aynı yol bunun için de geçerli. Buradan da ne yapıyoruz? V çarpı T artı 2. Doğru mu? Buradan da arkadaşlar V'ler birbirini götürüyor. 3 T eşittir T artı 2 ise, 2T eşittir T artı 2 ise, T eşittir, pardon, 2T eşittir 2 ise, T ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. T dediğimiz şey 1 burası. Buraya 1 koyarsam 3. Yavaş olan 3 saatte varırmış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. 16'ya bakalım. 16 soru, tablo grafik sorusu arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyoruz? Grafikte A ve B ağaçlarının yıllara göre boylarının uzama miktarları verilmiştir. Buna göre kaçıncı yılın sonunda A ağacı B ağacından 9 metre uzun olur? Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bu önemli çünkü. Sınıftaki 15 kişi de lütfen şu anda burada olup olmadığını görmek için bana şu mesaj kısmına bir artı koyarlar mı? Herkes.
Herkesi görmek istiyorum. Bu soruyu herkes dinleyecek. Bu soruyu herkes dinleyecek. Herkesi görmek istiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu soru çok değerli bir soru. Hani soru demeyeyim de bu tip değerli bir tip. Anlatacağım yöntem de harika bir yöntem. Dinleyin beni şimdi. Şimdi arkadaşlar, kaçıncı yılın sonunda A ağacı B ağacından 9 metre uzun olur? Tamam. Şimdi bunu yazdım. Akabinde hemen ne yapıyorum? Bakın. A dediğimiz şu. Görüyor musunuz? 2'den başlıyor. 2 metreden başlıyor. Tam 8 yılda 2'den 6'ya çıkıyor. Bakın şurası. Tamam mı? O zaman diyorum ki bu arkadaşımız tam 8 yılda gördüğünüz üzere 4 metre uzuyor A. Doğru mu değil mi? 8 yılda 4 metre uzadı. Geldim B'ye. B ise yine 8 yılda 4'ten 6'ya çıktığı için 2 metre uzuyor. Doğru mu değil mi arkadaşlar? Biri 8 yılda 4 metre uzuyor. Birisi 8 yılda 2 metre uzuyor. Demek ki A, B olayında şöyle bir durum var. Dikkatli dinleyin. Aman önemli bu. Bakın çok önemli bu. Şimdi ben size normalde bunu kafadan çok hızlı bir yöntemle de gösterebilirim ama öyle bir yöntem göstereyim ki bundan sonraki sorularda hep bunu yapın. Hep bunu yapın, hep bunu yapın. Formül gibi düşünün. Şimdi bana söyler misiniz? A dediğimiz hangi metreden başlıyor? 2 metreden başlıyor. Her yıl, her yıla da x diyelim. Her yılda ne kadar büyüyor? Sen 8 yılda 4 metre büyüyorsan 1 yılda 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 metre büyümez misin? Bana bunu söyler misin? 8 yılda 4 metre büyüyorsan 1 yılda 1 bölü 2 metre büyümez misin? Tamam. Geldim B'ye. B kaçtan başlıyor? 4'ten başlıyor. O da büyüyor. Bazen böyle de olabiliyor grafik. O zaman eksi koyacaktım. Ama bu büyüdüğü için artı koydum. Tamam. O da büyüyor. 8 yılda 2 metre büyüyorsa 1 yılda 1 bölü 4 metre büyümez mi arkadaşlar? Söyler misiniz bana? O bir şeyi yazmadık hemen buraya. 1 bölü 4 metre büyümez mi arkadaşlar? Doğru mu değil mi? Biri 4'ten başladı büyüyor. Biri 2'den başladı büyüyor. 2'den başlayan hızlı hızlı büyüyor yılda. Öbürü ise yavaş yavaş büyüyor. Buraya kadar anlaşıldı mı? Buraya anlaşıldı mı? Buraya kadar anlaşıldı mı? Metreleri siliyorum. Metrelerin çok önemi yok. A kaç yıl sonra B'den ne kadar uzun olacakmış? 9. Kaç yıl sonra A B'den bu kadar uzun olacakmış? Yöntemi anladınız mı? Yöntemi anladınız mı? Şimdi gelin çözelim. 2 artı x bölü 2 eksi 4 eksi x bölü 4 eşittir 9. Çözdüğümüz zaman ne çıkıyor? Bulanınız var mı? 11, 2, 44 mi çıkıyor? Aynen öyle. 44'ü buraya koyun. Sağlamasını yapalım. Tamam mı? 44 bölü 2, 22. 2 daha, 24. 4 çıkar, bir de 11 çıkar. 24'ten 4 çıkarsa 20, 11 çıkarsa 9. Yöntemi sevdiniz mi? Yöntemi sevdiniz mi? Şu gördüğünüz yöntem o kadar çok işe yarıyor ki arkadaşlar. Peki, bunu da hallettik arkadaşlar. Biraz tablo grafikten soru seçelim. Sonra dersimizi bitirelim ama ben şimdi isterseniz ikisini ayrı ayrı mı koyayım? Yok, bunun arkasına koymuş olayım arkadaşlar. Yani kaydı durdurmayayım, devamında olsun. Değil mi? Siz de tek videodan izlemiş olursunuz. Peki. Şu an arkadaşlar önünüze grafik testi geldi mi? Grafik problemi testi geldi mi? Tamam. Ben özellikle şeyi seçeceğim. Şu türleri değil de bu çizgi grafikleri seçeceğim, tamam mı? Yani bunlar çünkü tehlikeli. Onlar daha kolay. Gözünüzle buluyorsunuz onları zaten. Ben bunları göstermek istiyorum, tamam mı? Şimdi hazır olun bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam mı? Buradan mesela dördüncü soru. Onları göstereceğim zaten de bunlar daha önemli diye bunları göstereyim. Demiş ki yandaki grafik bir kaptaki su miktarının zamana bağlı buharlaşmasını göstermektedir. Buna göre başlangıçta kapta bulunan su miktarının 3 saatte kapta bulunan su miktarının oranı kaçtır? Bu akşam evet izlersin. Geceleyin izlersin hemen değil de.
Zaten biraz sürüyor çünkü inmesi. Şimdi bakın arkadaşlar, burada diyor ki 3. saatte kapta bulunan su miktarının oranı neyin? Başlangıçta bulunan kapta bulunan. O zaman şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce. Bak babalar, şuraya direkt Y koyun, tamam mı? Y koyun. Şimdi size çok güzel bir yöntem göstereceğim. Buraya Y koydum. Şimdi şu kısım, bak burası çok önemli arkadaşlar. Şu kısmı görüyor musunuz? Burası Y eksi 30 değil mi? Doğru mu değil mi? Y eksi 30. Peki. O zaman 4 saatte Y eksi 30, bakın Y'den 30'a inmesi, Y'den 30'a inmesi, Y'den başlayıp da 30'a inmesi 4 saatte oluyor mu olmuyor mu? Doğru mu? O zaman 4 saatte Y eksi 30 kadar iniyormuş. Doğru mu? Peki, ilginçtir ki 6 saatte de komple Y kadar inmiyor mu? 6 saatte de komple Y kadar inmiyor mu? Bakın izleyin. 6 saatte de komple Y kadar inmiyor mu? Ne olur bana söyleyin ya. Sıfıra iniyor bakın arkadaşlar. Sıfıra. 6 saatte de Y'yi komple yiyor. O zaman bu da bir kere arkadaşlar bakın. Saat arttıkça, yani saat süresi arttıkça bu gördüğünüz de arttığı için, çünkü y eksi 30'dan büyük, doğru orantıdır. Zaten doğru orantı olduğu belli. Bunu bundan çarpıyorsunuz. 4y eşittir 6y eksi 180 diyorsunuz. Buradan arkadaşlar eksi 2y eksi 180 ise y'nin 90 olduğunu gördünüz. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? 90'mış. Buraya kadar bir problem var mı? Buraya kadar bir problem var mı? Başlangıçta kapta bulunan su miktarı kaç? 90. Peki 3. saatte kapta bulunan su miktarını soruyor. 3. saatte kapta bulunan su miktarını. Abi sen eğer bak izle 6 saatte 90'ı yiyorsan, tamam mı? 3 saatte de 45'i yemez misin? Bana söyle. 3 saatte de 45'i yemez misin? Doğru mu? Her saat 15-15 azalıyorsun. Doğru mu? O zaman demek ki 90 bölü 45'ten cevabımız ne oluyormuş? 2. Anladınız mı? Soru harika bir soru, tehlikeli bir soru. Anladık değil mi arkadaşlar? Peki. Bakın burada 5. soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi yandaki grafik M ve N termometrelerinin birbirine bağlı değişimlerini göstermektedir. Buna göre, bakın şu M termometresi, bu N termometresi. Buna göre M termometresinde ölçülen 18 M'lik demiş. Aslında şu demektir, M termometresinde şuradan 18 ölçüldüğü zaman. N termometresinde kaç N'lik bir şey gösterir diyor. Tamam, nasıl yaptın Aziz? Burayı sormuyor mu arkadaşlar? Burayı sormuyor mu? Değil mi? Şimdi bakın yapalım güzelce. Ya aslında benim geometrim zayıf ama yapmak da istiyorum biraz geometriden. Yapayım mı? Ne olursunuz ya. Şimdi izleyin. Evet aynen benzerlik. Üçgeni çiziyorum bakın. Çizebilirsem. Bir de öyle yapalım ya. Çok hoşuma gitti. Şurası 20 birim. Doğru mu arkadaşlar? Şurası bize sorulan şey. Sorulan şeye x diyorum. Onun, bakın onun, tamam mı? Şimdi burayı biliyorsun değil mi? Bunun buna oranı, yani 28'e oranı, 20'nin x'e oranı değil midir arkadaşlar? Değil midir? Buradan da cevabımız 56. Güzel oldu mu? Sevdiniz mi? Şimdi diyeceksiniz ki hocam geometrisi, geometrim yok. Başka yoldan çözelim. Çözerim babam. Gelelim fx eşittir ax artı b'ye. Doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonda 0 verdiğin zaman eksi 10 çıkıyormuş. Bak x üzerinden 0 aldığın zaman y eksi 10 oluyormuş. Şuraya 0 koyarsanız cevap eksi 10 çıkıyormuş. Bir kere şu götürecek b eksi 10 oldu. Eğer x'e de 20 koyarsan bu sefer 0 oluyormuş. Yani x'e 20 koyarsan bu sefer sonuç 0 oluyormuş. Yapalım. 20a artı b eşittir 0.
B eksi 10'sa bunun 10 olması gerekiyor ki götürsün birimini. A da 1 bölü 2'ymiş. Doğru mu değil mi arkadaşlar? A da 1 bölü 2'ymiş. O zaman yapıyorum. Fx eşittir. Ax artı B dediğimiz denkleme göre 1 bölü 2x eksi 10 fx'i veriyor bana. Şimdi bana ne diyor? 18 koyduğumuz zaman bize neyi sordu arkadaşlar? Yalnız onu merak ettim ben. 18m'lik 18m dediğim şurası oluyor. Doğru mu arkadaşlar? 18. Yani y'deki 18. O zaman diyorum ki burası 18 ise eşittir x bölü 2 eksi 10 ise onu karşıya atın. 28. 2 ile çarpın. 56. Bunu da sevdiniz mi? Bu da doğrusal fonksiyon. Geldik bir başka yönteme. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Bu 10 azaldığında, bak bu 10 azaldığında, şimdi buradaki mantığı şöyle işleyeceksiniz. Şimdi burada, hatta şöyle yapayım, durun. M ve N diyelim. M ifadesi eksi 10 iken, bak eksi 10 iken bu 0, bu 20 iken bu 0. Doğru mu değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Şimdi iyi izleyin. Bu adam 10 arttığında bu adam 20 artıyor. Şimdi bize M'de 18'i söylüyor. O zaman burası şu anda 18 artıyorsa burası 2 katı 36 artar. 20'ye 36 ekleyin 56 eder. La biri beni durdursun hala yöntem buluyorum. Biri beni durdursun hala yöntem buluyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bakın altıncı soruya bakalım. Yandaki grafik bir kapta bulunan x gram tuzlu su karışımının tuz miktarına bağlı değişimini göstermektedir. 4'e 20. Şimdi karışımın kendisi 20'ymiş bak komple. Tuz da 4'müş. O zaman şöyle yapıyoruz. 20'ye 4 diyoruz. Kaptan karışımın %20'si kadar su buharlaştığına göre. Su buharlaştığı zaman nereden gidiyordu? Su buharlaştığı zaman nereden gidiyordu? Su buharlaşıyor. Değil mi? Aşağıdan, alt taraftan. 20'nin %20'si ne yapar? 4. Buradan su buharlaştı. Elde edilen karışımın son durumu. 16'da 4 ise 4'te 1'i yani %25. Bak tuzlu soruyor. %25. %75. Anlaşıldı mı? Peki. Yediye bakın. Yediyi bir oku bakalım. Hareket problemiyle herhalde bir şey yapmış. Şekildeki grafik 30 metre uzunluğundaki bir dairesel pistte bulunan aynı otorda zıp dönen giden A ve B bisikletlerin aldığı yolun zamana göre değişme süresi. Buna göre iki bisikletle aynı anda başladıktan kaç dakika sonra karşılaşırlar demiş. Şimdi bir kere bunlar aynı noktadan zıt yönde gidiyorlarmış arkadaşlar. Şuradan nasıl yaptım ben Aziz? Şöyle güzel yap biraz. Şuradan edetsinler. Tamam mı? Biri şöyle. Biri böyle. Pistimiz de 330'muş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir kere A'nın hızına bakalım. 2 dakikada 80 metre yol alıyormuş. 2 dakikada 80 metre. Dakikada 40 metre yol alır. 40 metre dakika hızı varmış. Öbürü ise 2 dakikada 30 metre. Yani 15 metre dakika hızı varmış. Şimdi iki bisikletle aynı dakika başladıktan kaç dakika sonra karşılaştılar diyor. Bir kere bunların hızları toplanıyor çünkü zaten bunlar birbirine doğru gidiyorlar. Ne yapar? 40, 15 daha 55 tam tersi olacak Koraycığım. 330 bölü 55 eşittir 6 dakika sonra karşılaştılar. Anlaşıldı mı? Peki. 11. soruya bakalım. Bir okuyun bakalım 11. soruyu. Okuduk mu? Şimdi bunların yan yana geldiği yer şurası. Tamam mı? Bundan sonra aradaki mesafe farkı 20 olacakmış. Hemen önce A'nın hızına ve B'nin hızına bakalım. A burada, B burada. A sevgili A sıfırdan başlayıp
120'ye çıkmış. Kaç dakikada? 60 dakikada 120 kilometre. 60 dakikada 120 kilometre. Demek ki 1 dakikada 2 kilometre yol alıyor. Doğru mu arkadaşlar? Bu ise 40'tan başlayıp 120'ye gitmiş. Kaç dakikada? 60 dakikada. O zaman 1 dakikada arkadaşlar, 1 dakikada. Bakın bu 1 dakikada 2 kilometre alırken bu 80 kilometre almasını şöyle yapacağız. 60 dakikada 80 kilometre alıyorsan 1 dakikada 4/3 kilometre alırsın. Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Peki. Şimdi bu adamların şurada beraber olduğunu biliyoruz. Bundan sonra aradaki fark ne zaman 20 kilometre olur diyor. Abiciğim, bu gördüğün şey x dakikada 2 alırken öbürü x dakikada 4/3 alıyor. Ne zaman olur aralarındaki fark? 20 kilometre buradan yaparsın. Buradan eşitlediğimiz zaman arkadaşlar neyi veriyor bakalım mı? Hemen çözelim isterseniz. Kaç dakika sonra aradaki fark 20 kilometre olacak ama karşılaştıktan sonra diyor değil mi bize? Yan yana geldikten sonra. Tamam. Buradan çözelim arkadaşlar. Şunun paydasını eşitlersek 3, 6, 2x bölü 3 eşittir 20 ise x buradan 30 olarak çıkar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Hadi 9'u da çözelim, bitirelim. Şimdi arkadaşlar 9'u okuyun bakalım. Hadi bak rahatladınız, bitiriyorum dersi. Yandaki şekilde A ve B bitkilerinin boylarının zamana göre değişimi göstermiştir. Buna göre kaçıncı yılda aralarındaki boy farkı 190 santim olur demiş. Şimdi bir kere bu sefer yan yana geldikten sonra demiyor. A, bakın burada biraz bir şey ilginç arkadaşlar. Aman dikkatli olun, burası biraz tehlikeli bir soru. Şimdi sevgili arkadaşlar, birisi A dediğimiz efendi aradan geçen 5 yılda sıfırdan, burası sıfıra denk geliyor, 120'ye çıkmış. 5 yılda 120'ye çıkmış. A 1 yılda 24 santim büyüyor arkadaşlar. 5 yılda 120 büyürsen, bak 5 yılda 120 büyürsen, A çünkü sıfırdan başlıyor. 1 yılda 24 santim büyürsün. B ise, bakın komple 6 yılda 30 büyümüş. Komple 6 yılda 30 büyümüş. 6 yılda 30 büyüyorsan 1 yılda 5 santim büyürsün. Doğru mu? Şimdi zaten bakın size bir şey söyleyeceğim. 190 da buradan bas bas bağırıyor. Bakın bas bas bağırıyor. Tamam. Ben önce diyorum ki aralarındaki boy farkı 190 olur. Abicim bu adamlar şunu bana söyler misiniz? Lütfen bak buraya bak. Herkes baksın buraya. Şurayı mı sileceğim ben ya? Şurayı bir sileyim bak. Herkes bir görsün. Tekrar kalemimi alayım. Ne olursunuz bakın son soru zaten arkadaşlar. Hadi biraz daha dayanın. Gözünüzü seveyim. Şurayı dinleyin, çok önemli. Bakın bir yılda kaç santim fark atıyor? 19 santim. Doğru mu? Peki 190 santimi kaç yılda fark atar? 10 yılda. O zaman başlıyorum. Şurada beraberler ya. 10 yıl daha geçecekmiş ki fark 190 olacakmış. Peki aralarındaki boy kaçıncı yılda diyorsa 6 yılda burada yok mu? 10 yılda sonradan gelecek 16 oldu mu arkadaşlar? Böylece cevabımız neymiş? 16 olarak bulmuş olduk. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Daha bunlardan çözeriz arkadaşlar.